Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş. Bugün sizlerle Epson L386 adlı yazıcının kurulumunu yapacağız. L386 güzel bir yazıcı arkadaşlar. Kartuş beslemeli, kartuşa hortumlar yardımıyla boya aktarılıyor. İçerisinden arkadaşlar açtığımız zaman CD'si, kitapçıkları, elektrik kablosu çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu ürünü aldığınızda boya maliyetiniz yok. İçerisinden gördüğünüz gibi 6 adet boya çıkıyor arkadaşlar. Bu 6 adet boyanın 4 adedi içerisine yerleşiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, mavi, kırmızı, sarı, siyah, 2 tane siyah yedeğimiz çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle bu 4 adet 664 kodlu boyayı açıyoruz arkadaşlar. Poşetlerinden çıkartıyoruz. Bu poşetlerinden çıkarttıktan sonra arkadaşlar 2 tane siyah yedeğimiz kalıyor. Bunları poşetten çıkartmaya gerek yok. Kenara atın dursun arkadaşlar. Kenara yedekte dursun. Siyahınız bittikçe takviye yaparsınız. Yazıcımızı dışarıda çıkarttığımız zaman arkadaşlar poşet içerisinde oluyor. İçerisinde bandajlar oluyor arkadaşlar. Bu bandajları, poşetleri komple söküyoruz arkadaşlar. İçerisinde, üstünde hiçbir şekilde bant kalmayacak şekilde üst kısımlardaki kağıt koyacağımız hazine üzerinde de bantlar var arkadaşlar. O bantları da söküyoruz komple. Kenar boya tankını görüyorsunuz şu anda. Boya tankının üzerinde de bantlar var. Mavi bantlar özellikle hiçbir şekilde kalmıyor. Şu üstte gördüğünüz arkadaşlar, bandı söktükten sonra içerisinde bir adet süngerimsi pat pat köpüklerden var. Onu alıyoruz arkadaşlar. Boyalarımızı açtığımız zaman bu şekilde bir güvenlik bandrolü oluyor arkadaşlar. O güvenlik bandrolünü söküp geri tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar kafasını. Kafayı kırdıktan sonra buradaki hazneleri açıyoruz arkadaşlar. Bu hazneleri açıyoruz. Kurulum esnasında bunları kapatmayacağız. Kapatırsak arkadaşlar hava alır ve problem yaşarsınız. Basınç yapar. Boyamızı bu şekilde gerekli yerler, orada zaten gördüğünüz gibi bakın mavi, kırmızı, sarı ve siyah. Ben bunları şu an doldurdum. Siz de bu şekilde dolumu yapıyorsunuz arkadaşlar. Dolumu yaptıktan sonra makineyi fişe takıyoruz arkadaşlar. Arka kısmında gördüğünüz gibi. Fişe taktıktan sonra sol kısımdan açma tuşuna bastığımızda yeşil yanıyor arkadaşlar. Yeşil ışık yandıktan sonra en sağ taraftaki gördüğünüz tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve bakın yeşil ışık ve sarı ışık yanmaya başladı. Yanıp sönüyor. Bu esnada makineden sesler duyabilirsiniz. Gıcır gıcır. Bakın şöyle kapağını açayım. Buradaki hortumlar yardımıyla boyaları içeri çekiyor ve gördüğünüz kartuş kafasına taşıyor arkadaşlar. Bu kartuş kafasına boyayı yazması ortalama 25-30 dakika civarında sürüyor. Bu 25-30 dakika zarfında arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle makinenin başka bir tuşuna basmayın. Bu L386 modelinde gördüğünüz gibi arkadaşlar açma ve kapama mevcut. Burayı açıp kapatabiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra arkadaşlar bu boya tupalarını iyice kapattığınızdan emin olun ki boyayı kaldırdığınızda dökülmesin arkadaşlar. Dikkat edin, sıkıca kapatın arkadaşlar. Yazının işlem bittikten sonra içerisine bir adet tarayıcı kısmına bir şey koyup arkadaşlar siyah beyaz olarak fotokopi ya da renkli olarak fotokopi alabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bakın şu an güzel bir şekilde fotokopimizi aldı arkadaşlar. Sorunsuz ve problemsiz.